İşte Sevcan'ın yeni şarkısı. Evet. Teşekkür ederim. Günce'nin söz ve bestesiyleydi. Hemen jüri üyelerimizden bir yorum almak istiyoruz. Niye detone oldun o kadar? Heyecanlandın mı? Biraz. Ha? Evet. Biraz gerginim o yüzden. Gerginsin. Evet. Onun dışında güzel bir şarkı. Tebrik ederiz Günce'yi. İçeride şu anda sonra gelecek. Arkadaşımız da canlı. Heyecanına bağlıyorum o zaman. Peki teşekkür ediyoruz. O kadar. Osman, altyapının üstünde canlı mı okuyorlar? Evet. Altyapı geliyor. Stüdyoda kaydedilen altyapı üzerine canlı okuyorlar yarışmacılarımız. Tam ben mi devam edeyim? Efendim? Ben mi evet, devam lütfen. Edeyim? Evet. Peki edeyim. Bu yarışmanın ilk başından beri sen bu yarışmayı ciddiye almıyorsun gibi bir his geçiyor bana. Sen bu işi ciddiye almıyorsun zaten. Öyle bir duygu var ki içinde. Zaten ben biri çıkacağım yani. Neyinize ciddiye alayım? Hani sahneden, girişinden bu ilkokul rondu yapacak, biraz sonra kutu kutu pense oynayacak bir kız çocuğu kıyafetiyle gelmen hani hakikaten beni dehşete düşürüyor. Biraz sonra hani Pamuk Prenses rondu yapacakmış gibi bir kadın var, bir kız var karşımda. İnanamıyorum yani. Hani sahneye çıkış desen zaten böyle bir şey. Böyle. Böyle sahneye çıkılmaz. Ha, bu kıyafetle rond yapılır ancak zaten. Elle tutuşulur, kutu kutu pense oynanır. Arkası gelin arkasını dönsün de birisi arkasını döner filan yani. Anladın mı? Yani ciddiye almıyorsun. Ne söylediğimizle ciddiye almıyorsun. Ciddiye alıyormuş gibi yapıyorsun. Ama ciddiye almıyorsun. Çünkü o kadar eminsin ki her şeyden. Ya hayır öyle değil işte. Ya hayır demenden bile. Yani ya hayırla bile bir cümleye başlayınca hakikaten ne söylesek biz boş, anladın mı? Peki ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu çıkacak single'larıyla yani ilk defa kendi parçalarını okuyorlar esasında. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi kıyafeti bir kenara koyalım. Yepyeni bir şarkıyla çıkıyorlar. Sizce bu şarkıyla başarılı olabilirler mi? Onu öğrenmek istiyorum. Ne diyeyim? Başarılı olabilmek için... Nasıl? Efendim, sahne bir bütündür. Kıyafet yarışması değil, bu sahne ses yarışması diyor. Bir saniye. Bir dakika. Osman bir dakika. Tamam, duymaya çalışıyorum. Ama bir dakika, duyamıyoruz. Evet. Teşekkürler. Bunlar zaten... Bir saniye, bir dakika. Tamam. Bana söylüyorsa ben söyleyeceğim. Duyulmadığı için çok kısa özetleyeceğim. Burada seyircilerimiz arasında Manisalı beyefendi var. Kısaca şunu söyledi. Ben de dedi Armağan'ın sahneye çıktığında seyircilere doğru selamlamadığını düşünüyorum dedi. Yok siz diğerlerini zannediyorum ayrı ben. Tuttunuz. Evet şimdi Armağan'a ben söz vermek istiyorum. Armağan'cığım ne diyeceksin? Evet. Bir kere bir. Sahneye çıkarken ne yaptım farkında değilim. Oynayarak çıkmış olabilirim. Beyefendi, yayına çıkmıyoruz. O yüzden Armağan'ı bir dinleyelim lütfen. Ben sizinkileri ilettim. Sizi teşekkürler. Sizi duymadıkları için yayında. Ben söyleyeyim. Sallana sallana çıktığımı mı söylüyorsunuz? Yayına çıkarken. Çıkmışımdır. Bülent Hanım'a demek istediniz herhalde. Ben hiç kimseye dalga geçmiyorum. Hayır geçmiyorum. Beni buraya...
Lütfen. Yuh yok. Onu lütfen istemiyoruz. Onu istemiyoruz burada. Lütfen yuh yok. Şöyle. Kimi oy almak için? Ben mi? Ben ne olduğunu söyleyeyim. Az evvel reklam arasında. Siz görmediniz yani, televizyon seyredenler görmedi. Ben aynen arkada arkadaşlar ritim çalıyordu. Ben de şöyle çıktım. Reklam arasından geriye böyle geldim. Böyle geldim ve yerime oturdum. Ben nasıl? Teşekkür ederim. Ve ben her hafta buraya çıkarken, dinliyor musunuz beni beyefendi? Dinleyemiyorum çünkü arkadaşlar bir o yandan bir o yandan dışarı çıkıyorlar da dinliyorum. Yok, dinleyin beni. Estağfurullah. Ben nasıl istediğimi söyleyebiliyorsam siz de söyleyebilirsiniz. Burası çok demokratik bir yer. Arkadaşlar inin oradan. Hayır hayır, böyle kimsenin böyle bir şeye hakkı yok bir kere. Evet. Istediğini... Şimdi çok fazla detaya girmeyelim. Son sözlerimizi alalım. Demokrasilerde fitir hürriyeti vardır. Herkes evet, herkes söyleyebilir. Söyler. Evet. Ben buraya her hafta çıkarken... Mühim olan müşterekte birleşmektir. Evet. Üstüme başıma dikkat ediyorum. Çünkü televizyona çıkıyorum. Çünkü televizyona çıkmak önemli bir şey. Çünkü ben işime saygı dakika, duyuyorum. Müsaade edin. Çünkü ben yaptığım işe saygı duyuyorum. Burası ses yarışması değil. Burası popstar yarışması. Popstar olmak birçok şeyi gerektirir. Eğer burada bir ses yarışması yapıyorsak bu yarışmanın birincisi metindir. Eğer bir doğru söyleme ve ses yarışması yapıyorsak tartışmasız bu yarışmanın birincisi metindir. Başkası da değildir. Ses yarışması yapıyorsak o halde bile bu yarışmanın birisi Sevcan asla değildir. Eğer müsaade edin ben bitireyim. Ayrıca sizin Alaşehirli olmanız ve Alaşehir'den Kenan Evren'in ve Hayri Kozakçıoğlu'nun çıkması Sevcan'ın iyi olduğunu gerektirmez. Peki. Bu tartışma uzar gider. Uzar gider. Bence devam etmeyelim. Çok, çünkü sizi duyamıyor izleyicilerimiz. Çok uzuyor yayınımızda. Ama fikirlerinizi zannediyorum özetlemiş oldunuz. Ben Bülent Hanım'a dönmek istiyorum. Ben bu kıyafetleri kim hazırlıyor? Dizayn olarak. Bunu öğrenmek istiyorum. Arkada bir ekibimiz var. Onlar hazırlıyorlar. Hazırlıyorlar. Evet. Bir kısmın onlar, bir kısmı bu, hazır. Tabii bu elbiseyi hazırlasalar bile kendisinin giymemesi bir kere gerekir. Şimdi Anıl Beyefendi duyduğum kadarıyla kıyafetlerini kendisi getiriyormuş galiba. Evet. Yani kendi tarzına yakışır kıyafetleri seçiyormuş. Yani siz vermiyormuşsunuz. Evet, kendisi çok zevkli. Zaten işi de bu. Popstar'a katılmadan önceki işi de bu. Ben böyle bilemem. Tabii onu bilmiyorum. Oradan getirebiliyor. Ne yaptığını ne ettiğini bilmiyorum evet, ama. Açıklık olsun yani, diye söylüyor. Şimdi hanım kızımız da o da kendisi getirsin de falan filan demiyorum evet. Ama. Yani şaka gibi bir şey bu Allah aşkınıza. Öyle demeyin, beyefendi kızacak şimdi. Yani beyefendi kızabilir, ben görüşümü söylüyorum. Ben herkese cici çocuk olacağım diye şahsiyetimden fedakarlık edemem ki. Gördüğümü söyleyeceğim yani. Peki. Kocaman Kenan Evren'le Hayri Kozakçıoğlu'nun çıktığı Alaşehirlere laf edemezsiniz yani. Lütfen. Evet şimdi... ben size bir de müzikal anlamda fikrinizi sormak istiyorum. Lütfen beyefendi. Beyefendi lütfen oturur musunuz? Oturur musunuz yerinize lütfen? Ben bu tip tartışmalardan hiç hoşlanmıyorum. Yeteri kadar uzadı zaten. Ben müzikal anlamda bir değerlendirmeniz varsa ilk defa yeni şarkılarıyla çıkıyorlar. Onu duymak istiyorum. Daha sonra metine geçeceğiz. Şimdi bu okuduğunu duydun. Ben şimdi sana soruyorum. Sen detone oldun mu olmadın mı? Oldum. Başka bir şey söylemeyeceğim ben. Peki efendim. Başka bir yorumumuz yoksa eğer müsaade ederseniz bir sonraki yarışmacıya geçmek istiyoruz. Sevcan içeri alıyoruz seni. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı olsun şarkın, inşallah başarı getirir sana.
Ve son olarak Metin geliyor. Seni Seviyorum adlı parçayla.